Günaydın sevgili dostlar, günaydın. Bakın şöyle bir muhteşem bir gün doğumu eşliğinde şimdi veda edeceğiz Pitagorion'a. Levent kaptanlar çıktı, 45 metre tekneleri. Çok güzel bir manevrayla çıktılar. Biz toparlanıyoruz. Harika geçti vallahi burada. Ayrılırken gerçekten üzülüyorum yani. Memleketimizde çok daha güzel koylar var arkadaşlar. Fakat burada işte güzel bir dostane bir hava yakaladık. Her zaman yakalıyoruz bunu. Sıcakkanlı dostlarımız var. Hem denizci dostlarımız var. Hem Yunan dostlarımız var. Hem Türk dostlarımız var. Özlediğimiz şey bu aslında. Bizim koylarımız daha bile güzel. Diğer Türk teknelerine bakıyorum, onlar yatıyorlar henüz. Amcalara baksana ya, bunlar böyle heyecanlı tipler, kavga ediyor gibi. Kadir abi uyuyor. Şimal teknesi de uyuyor. Emre kardeş. Bunlar da Türk tekneleri arkadaşlar, onlarla da burada tanıştık, dostluk kurduk. Güzel insanlar. Var birkaç tane daha var Türk teknesi orada. Böyle arkadaşlar, şimdi bizim planımız şu, erken vakitte çıkacağız, hatta geç bile kaldık. Şuradan bir 2-3 saat mesafede Kerveli'de kalacağız. Ülkeden çıkışımızı yaptık ama bir gece orada kalıp yarın da Doğanbeyli'ye doğru devam etmek. Selametle inşallah. Evet, şöyle göstereyim size. Ayrılıyoruz. Çok güzel günler geçirdik gerçekten. Gün doğumunda bakın. Çok güzel dostlarımız oldu burada. Harika şeyler yaşadık. Bakın sağda bir sığlık var. Zaten orada bir şey var. Kenar gibi bir şey var. Çakar var. İşte bakın bu şirin kasaba diyeyim ben. Bizim Bodrum gibi, buranın Bodrum'u da o. Burası Pitagorion. Türk tekneleri var, Almanlar var, İsviçreliler var. Çok güzel dostluklar kurduk gerçekten. Şu arkada plaja gidiyorduk bakın hemen. Çok güzel zamanlar geçirdik. Resmi giriş yaptık, rahat ettik. Dostlarımız, arkadaşlarımız, Aykut abi, Tanyeli abla, Mikail abi, Özkan, Songül, canımın içi, Özkan'la çalışıyor. Çok iyi insanlar. Yunan dostlarımız, bir sürü Mikail abi. Ya ismini say say bitmez arkadaşlar. O kadar güzel zamanlar geçirdik ki burada, anlatamam size. Şükrediyorum Allah'a. İnşallah bir daha buralara gelmek nasip olur. Geldiğimizde dostlarımızı sağ salim, sağlıklı buluruz inşallah. Bak şimdi uzaktan bakınca vallahi duygulandım ya. Ne güzel günler geçirdik. Dağlarını, taşlarını gezdik ya. Gerçekten harikaydı. Hepinize nasip olsun inşallah arkadaşlar. Şimdi biz biraz kafadan gelebilir. Rüzgar düşük ama yine kuzeyden biz de doğu ve kuzey doğu gibi gideceğiz şu anda. Aylin Hanım çıkarttı teknemizi. Günaydın. Saat 8-10 var. 8-10 var, evet, biraz geç bile kaldık. Ne kadar süreceğiz? Şimdi bakın. İnşallah canım. Şimdi bakın burada bir büyük mendirek var, görüyorsunuz. Büyük mendirekten girip ondan sonra ikinci bir mendirek var. Karşı tarafa bağlıyoruz tekneleri. Size bir bilgi olsun. Buraya geldiğinizde hiçbir konuda zorlanmayacaksınız arkadaşlar. Hatta bizim takipçilerimizden Özdere'den bugün sanıyorum yola çıkacak arkadaşlar. Dün çıkış yapmışlar ülkeden. Onlar geliyorlar. Belki de şey yapacağız. Kerveli tarafında bize katılabilirler. Hiçbir zorluk yaşamayacaksınız arkadaşlar. 7 metre altı teknelerde, bunu özellikle söyleyeyim, TEPAI vergisi
istiyorlar burada 7 metre altı teknelere serbest. O yüzden ödemedik böyle bir para. 60 euro sadece şey ödedik. 6 gün için 60 euro ödedik arkadaşlar. Herhalde bizim Türkiye'de bir gün için öderdik o parayı. Esnaf çok yardımcı. Tuvaleti kullanabilirsiniz diyorlar. İşte ne istiyorsunuz, ne lazım diye sürekli soruyorlar. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz arkadaşlar. Türk dostu burası. Ben size söyleyeyim, bunu net olarak söyleyeyim. Türk dostu bir ada burası. Elbette her milletin içinde vardır şey, gereksiz atraksiyon yapan tipler. Her millette vardır. Yunanlarda da vardır. Bu bizde de vardır kesin. Var zaten yani. Yunan'da da var, bizde de var. Ama genel olarak hep dostluk göreceksiniz. Biz hiç görmedik o tipleri yani burada. Bize denk gelmedi. Hiçbir zaman gelmedi. Daha önceki gelişlerimizde de. Şimdi gidiyoruz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Selametle inşallah. Ülkeden çıkış yaptık fakat bir gece daha kalacağız buralarda. Sahil güvenlik gelirse de göstereceğiz evraklarımızı. Şimdi bakın Kasonisi'ye geldik yine. Şuradan görünüyor mu? Şöyle göstereyim. Şuradan geldik. Sol tarafımızda ada var. Burası zaten Samos adası. Bakın suya bakın.
şöyle adayla şeyin arasına gireceğiz şimdi. Şuradaki masmavi yere gireceğiz. 1 metre civarı falan derinlik yani oralarda. Şurada bir tane tonoz da var ama ona bağlanmayacağım. Şuraya demir atacağım ileriye. Gelirken de girmiştik, burayı göstermiştim size diye hatırlıyorum. Evet, gösterdim tabii. Kahvaltı yapmıştık burada. Bakın orada Robinson Crusoe kulübesi yapmışlar. Şurada bir tanecik ev var. Bir aile yaşıyor. Onu daha önce karadan yukarıdan gelmiştik biz şuradan yürüyerek. Zorlu bir parkur taşların üstünden. Şurada da bir tane böyle temsili bir kulübe şey gibi bir yer yapmışlar işte. Çadır gibi diyeyim artık, böyle bir şey yapmışlar. Şu tekne bildiğim kadarıyla bu şuradaki evde yaşayan elemanların teknesi. Bakın oraya zaten iskele gibi bir de bir yer yapmışlar. Suya bakın Allah aşkına ya, ne kadar berrak, ne kadar sığ. Görüyor musunuz? Böyle arkadaşlar, burada güzel bir kahvaltı yapacağız inşallah. Ondan sonra bakın şu köşede bir tekne var ileride. Yelkenli tekne görünüyor. Bu duvar, yani bu dağ rüzgarı dalgayı kesiyor. O yüzden o köşede geceleyin kalmayı düşünüyoruz. Orada kalmayı düşünüyoruz ama şurada bir kahvaltımızı yapalım dedik. Çok ağır ağır geçiyorum arkadaşlar. Şu anda yeni 1 metre oldu yani. Biraz evvel denize girdik. Teknenin altı. İnanın yere değiyordu teknenin altı ya. Ama daha önce geçtiğimiz için biliyoruz burayı. Zarar görmeyecek şekilde teknemiz geçiyoruz yine. Şimdi rahatız bakın. 1.2 metre olunca rahatladık artık. Evet. Hiç göstermiyordu arkadaşlar. 70-80 santim falandı burası. Şimdi çıkıyoruz. Bakın ne kadar güzel bir yer. Şöyle göstermeye çalışayım size yine. Arkamıza bakın. Solda ada. Sağda yine ada. Çok güzel arkadaşlar. Çok şükür bir kez daha gelebildik buralara. Şimdi dışarı çıkınca bakın solgan almaya başladık. Ben dümenime geçiyorum. Bay bay. Sevgili arkadaşlar, geldik. Murcia'dayız. Daha önce karadan gelmiştik buraya. Kuzeyin hafif soluganları var ama bir sürü boş tonoz var. Birine bağlanırız sonra. Şöyle bir plaj var. Şurada bir iki sandviç mandviç falan satıyormuş bu adam. Çok bir şey yok ama yine de yeterli. Böyle bir plaj var. Tonozda kayıklar falan var. Tonozlardan birini alacağım arkadaşlar sonra. Bir tonoza bağlanırız. Böyle. Kahvaltıyı Kasonisi'de yapacaktık ama baktım çok sıvı orası. Huzursuz oldum. Ondan sonra halbuki orada kalmıştık daha önce ama yine de bir içime bir şey doldu mu ben hemen rahatsız oluyorum. Çekilmiş gibi. Denizde ama. Evet, biraz sanki su çekilmiş gibi. Ondan geldik arkadaşlar. Burası da nefis bir yer. Bu gece burada kalacağız. Şimdi kahvaltıdan sonra güvenli bir tonoz bulacağım. Dalacağım, bakacağım. Daha da içimiz rahat yatacağız. Aylin Hatun yine efsaneler yaratmaya devam ediyor. Sağ olsun. Manzaramız da bu arkadaşlar. Gerçekten enfes bir yer. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Karaya çıkarız. Ama önce bir tekneyi bir güvene alacağım işte. Şu anda bir sıkıntımız yok da. Gece için işte güzel bir tonoza bağlayacağım. Hadi bize afiyet olsun. Bay bay. Aşkım bebeğim, nasılmış denizimiz? Harikaymış vallahi ya. Nefis nefis. Güzel koy almış mıyım sana? Harika vallahi. İyi ki almışsın. Süper. Evet. Koy. Alırım, paraya kıyarım ben karıcığım senin için. Hiç sıkıntı yok biliyorsun. Evet, evet biliyorum canım. Allah razı olsun. Allah ne murat varsın. Amin. Denizimiz arkadaşlar gittikçe daha da duruluyor. Daha da durulacak, iyice durulacak. Bugün buradayız. Yarın belli değil. Dönebiliriz, gidebiliriz, kalabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Her şey mümkün arkadaşlar. Allah evet, sağlık evet. Versin yeterli. İnşallah. Bakın şimdi arkadaşlar. Size ne göstereceğim? Şurada görüyorsunuz. Sabahtır kaç tane tekne indirdi adamlar. Zaten bir sürü limanları var bunların. Limanlar ücretsiz genelde. Biz bakmayın ana limana girdik, günlüğüne 10 euro aldılar bizden. 15-20 euro alıyorlarmış bizim teknelere de, bize Mikail abinin arkadaşları olduğu için öyle aldılar. Ama diğer barınaklar falan her yer ücretsiz arkadaşlar. Şöyle rahat indirebilecekleri bir yer var tekneyi. Birçok yerde gördük bunu. Denizci bir toplumlar zaten.
adalardan oluştuğu için, çok adaya sahip oldukları için daha doğrusu, denizci bir toplumlar. Yani bunu çok istiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de de biraz devlet bu işlere el atsın. İşte barınaklar yapsın, marinalar yapsın. Çok büyük problemlerimiz var biliyorsunuz. Adamlar burada o kadar rahat ya. Elektrik, su içindeydi bunun ya. Günlük 10 euronun içindeydi yani. Sınırsız elektrik, sınırsız su kullanabiliyorsun. Düşünebiliyor musun? Hala bile bakın buralardan rampalar yapmışlar, bilmem ne yapmışlar adamlar. Hakikaten amatör denizciliği devlet çok teşvik ediyor bu adamlarda. İnşallah bizde de olur yani yakın gelecekte çok. Yani umutlu olayım ya. Niye umudumuzu yitireceğiz ki yani? Eninde sonunda birileri gelecek ve diyecek ya, üç tarafımız denizle çevrili. Amatör denizciliğe yatırım yapacak birileri mutlaka gelecektir arkadaşlar. Eninde sonunda. Bugün olmaz belki ama bu işler bir başladı mıydı çığ gibi büyüyebilir. Biz de bunu yani heyecanla, merakla bekliyoruz. İnsanlar tekne alamıyor ya. Bağlayacak yer yok. İnşallah ama düzelecek. Bu tencere bir haftadır içinde et pişmiş ve bir haftadır buzdolabına girmeden duruyordu. Açıyoruz, bakıyoruz nasıl bir şey çıkacak içinden. Kötü bir koku almadık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sağ salim duruyor değil mi Aylar? Evet, süper. Gayet güzel duruyor. Şimdi onu Aylin bir soslandıracak, sebzelendirecek. Aynen canım, aynen. Bak jeli de aynı. Evet, jeli de aynı duruyor. Arkadaşlar, aynen. Hep size söylediğimiz bu. Yani birkaç videoda bir söylüyorum. Bozulmasından korktuğunuz yemekleri buzdolabınızda yeriniz yoksa, buzluğunuzda, düdüklü tencerede pişirip ondan sonra dışarıda bekletebilirsiniz. Düdüğünü açmamak şartıyla, içine hava kaçmaması şartıyla günlerce, haftalarca bekletebilirsiniz. Biz de bir haftadır beklettik yani, görüyorsunuz gayet iyi. Bakın ya, ne kadar güzel bir Eylül ayı. Görüyor musunuz, Eylül'ün sonuna geldik. Plaj full doluydu bugün. Yavaş yavaş insanlar ayrılıyor. Biz yalnız kalacağız. Kalispera. Balıkçı amca da orada. Böyle arkadaşlar takılıyoruz. Bakın bakın. Allah aşkına aşağıdaki tonoza bakın ya. Nasıl görünüyor? Sanki şey gibi değil mi? Suyun üstünde gibi. Bu kadar temiz bir su. Bakın çapam orada. Sonradan bu tonozu fark edince halatı geçirdim. Çapamı toplayacağım birazdan zaten. Çaparız olmasın birbirine diye. Karşısı Kuşadası arkadaşlar orası. Güzel Çamlı bakın burası. Görüyorsunuz. Bu tarafta Yunan toprakları işte, Samos. Cennet gibi yerdeyiz bakın. Görüyor musunuz ya? Harika değil mi arkadaşlar? Bakalım şimdi Aylin Hanım yemekleri hazırlıyordu. Bakalım hemen. Oh my god, gözlere basıyorum. Aylaşım, ellerine sağlık bebeğim. Afiyet olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar, fakirhanemizde bir hafta önce pişirdiğimiz et. Her gün arkadaşlar bir yerlere program yaptığı için biz de yemedik etimizi bir türlü. Şimdi yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Ondan sonra ne yaparız? Belki bir şeyler izleriz YouTube'dan. Sabahleyin de erken kalkıp Doğan Bey'e gitmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Onları da paylaşacağız sizinle. Şimdi şu güzel görüntüyü bir kez daha aktarayım size. Burası biraz şey oldu gerçi. Yarı çıplaklar kampı gibi oldu arkadaşlar gündüz. Kadınlar yani üstsüz girmeyi tercih ediyor. Tercihleridir, kendi tercihleridir. Karışmıyoruz hiç. Ama bilin diye söylüyorum. Murtiya güzel bir yer. Yani salı günü çok sert bir güne hava geliyor. Gelmeyecek olsa burada 3-4 gün kalırdık değil mi Aylur? Kesinlikle. Aylin bayıldı. Hatta diyor ki girdiğim en güzel plaj gibi şeyler söylüyor yani. Çok aynen. Güzel arkadaşlar. Bakın şuradan dağın yamacında görüyorsunuz. Bu dağın zirvesinde bir tane şey var. Manastır var orada. Geçen arkadaşlarımızla arabayla geldiğimizde götüreceklerdi bizi ama vakit kalmadı. Başka arkadaşlarla buluşacaktık. Gitmedik. Tamam, yemeğimizi soğutmuyoruz. Bize afiyet olsun arkadaşlar.
Arkadaşlar şu muazzam manzaraya bakar mısınız ya? Nasıl bir yerde kalacağız Allah'ın izniyle? Bakın hava karanlık. Tonoza bakın aşağıda. Çok tonoz var buralarda. Görüyor musunuz ne kadar net görünüyor ya bu karanlıkta bile. Bakın şöyle göstereyim. Şurada jeneratör çalışıyor herhalde. Onun sesi geliyor. Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar ya. Maşallah. Hayırlısıyla mutlulukla bu Samos turumuzu bitireceğiz inşallah. Allah tüm isteyenlerin gönlüne göre versin. Güzel bakan gözlere daha iyileri nasip etsin inşallah. Demir lambamızı yakmış Aylin Hanım da. Yarın kendi sularımıza geçin, geçer geçmez Yunan bayrağını çıkaracağız, kaldıracağız. Temizleyeceğiz. Bir daha geldiğimizde Allah'ın izniyle yeniden kullanacağız arkadaşlar. Görüşürüz da. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Saat 6.30 oldu. 6'da kalktım. 6.30. Görüyorsunuz Aylin Hanım şimdi çayımızı demliyor. Yolluk. Bu yüzden camlar buhar yaptı şöyle. Şöyle göstereyim size. Muhteşem bir sabah. Kuşadası karşısı. Biz şöyle soldan burundan yukarıya çapraza doğru gideceğiz. Şu tepelerin arkasına doğru. Şöyle çıkayım göstereyim size bakın etraf. Evet hafif bir rüzgar hissediyorum. Bugün hava iyi olacak diye umuyoruz. Biraz değişik yönlerden gelecek ama güzel olacak. Çok esmeyeceğini umuyorum. Zaman zaman biraz yandan yiyeceğiz ama şiddeti düşük olacak arkadaşlar. Şimdi teknemizi netay ediyoruz. Gördüğünüz gibi karışıklık var biraz. Camlarımızı sileceğiz güzelce. Çünkü burada tonozlar var, tekneler var. Onlara dikkatli bir şekilde bakarak çıkacağız. Ondan biraz oyalandım zaten. Bir 10-15 dakikaya kadar hareket edeceğiz. Ülkemize gidiyoruz. Yollarda size aktarmaya devam edeceğim. Selametle. Ayrıldık. Çok rahat bir şekilde tonozumuzu aldık. Bu güzel koya da veda ediyoruz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum size. Elveda Samos diyoruz. Elveda Murcia. İnşallah sağlıkla yeniden buralara gelmek nasip olur. Gerçekten çok güzel günlerimiz geçti burada. Çok güzel dostluklarımız oldu. Harika dostluklarımız oldu hem de. Gelişimize çok daha fazla insan tanıdık. Herkesten iyilik gördük. Allah'a çok şükür. Şimdi ülkemizi özledik. Ülkemize de bir hafta kendi sularımıza takılacağız. Bir iki gün daha burada kalabilirdik ama hava yarın çok sertleşecek. Bu sefer hafta sonuna kadar kalmak durumunda kalacaktık. Rüzgarın ara verdiği bir günü değerlendirip gidiyoruz Allah'ın izniyle. Daha çok geleceğiz inşallah. Mis gibi bir gün doğumu arkadaşlar. Yunanlılar burada balık tutuyorlar şu anda. Kuşadası'ndan güneş doğdu. Görüyorsunuz bu burunu geçiyoruz. Döneceğiz öbür burunun yanından teğet. Doğanbeyli. Hava müsaade ederse sığacağa devam edeceğiz. Sığacağa gidersek eğer aşağı yukarı bir toplamda 7 saat gibi bir şey olacak. Selametle inşallah.
arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bizim olduğumuz noktayı görüyorsunuz. Şurada bir pembe çizgi gidiyor. Burası artık Yunan sularının bittiğini gösteriyor. Sınır burası. Biz de sınırdan çıkıyoruz şu anda ve o yüzden Yunan bayrağını sökeceğiz artık. Kendi sularımıza sadece kendi bayrağımızı dalgalandıracağız. Görüyorsunuz derinliği göstermiyor. Çizgi halinde gösteriyor. Çünkü burası yaklaşık 400 küsür metre derinlik var. Aşağı yukarıda Doğan Bey'e 2 saatlik bir mesafemiz kaldı. Belki daha da altında. Gördüğünüz gibi kendi bayrağımız, kendi sularımızda kendi bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Doğan Bey'li karşıda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Aylin Hanım da teknenin kıçını dalgaya verdi. Ben önde olduğum için, benim güvenliğim için. O yüzden normalde rotamız bu taraf. Ama dalgaya kıçı verdi. Çünkü yandan yiyoruz. Öbür türlü sallantıdan düşebilirim diye. Prosedürleri tam olarak uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi bayrağımızı götüreceğiz evimize. Yıkayacağız, kaldıracağız. Her bayrak kutsaldır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk nasıl saygılı davrandıysa diğer bayraklara biz de saygılı davranacağız arkadaşlar. Zaten biz halktan, dostluktan başka bir şey görmedik. Bayraklarına da saygılı davranacağız. Siz bakmayın böyle aşırı uç şeylere bakmayın. Elbette biz de Türk üstürk milliyetçisiyiz. Ama bunu bazı Yunanlılarla da konuştum ben. Bana gelip Yunan milliyetçiliği yaparsa birisi, ben 10 kat fazla Türk milliyetçiliği yaparım. Ama bana dostluk yaptılar hep. Ben de onlara dostça davrandım. Böylesi daha güzel arkadaşlar. Ya keşke, inşallah hep dostluk baki kalır. Artık bitsin bu saçma sapan sorunlar ya. Oradaki halkın da bizim de sorunlarımız aynı arkadaşlar. Herkesin ekonomik, sosyal bir sürü problemleri var. Kimse lay lay lom yaşamıyor yani. Neyse bu konulara girmeyelim fazla. Devam ediyoruz. İnşallah bir 2 saat içinde Doğan Bey'li burnunu bordalamış olacağız. Orada karar vereceğiz. Kalacağız veya devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, Yunan sularının olduğumuz sürece oltamızı hiç atmadık. Kural kuraldır. Kendi sularımıza geçer geçmez attık. Ve hissediyorum ki bir tane güzel bir yazılı orkinos ya da palamut tutacağız. Ama inşallah şu kuşlar da dadanmaz da. Öyle. Rastgele. Cennet ülkemize geldik. Ne kadar güzel bakın. Tam öngördüğümüz gibi oldu hava. O size gösterdiğim burnu dönünce Samos'ta yandan aldık. Ama şiddetini biliyorduk. Göze aldık onu. Türkiye'ye yaklaştıkça havanın daha da düşeceğini öngörüyorduk. Hava raporları tuttu arkadaşlar. Mutluyuz. Bakın şöyle göstereyim şimdi size. Şurası Doğan Bey burnu, Doğan Bey koyu, sıcak su koyu. Daha önce gitmiştik. Çekimlerde yapmıştık orada. Yan tarafımızda bakın Kanlı Ada var. Bunun içinde bir tane göl var. Ben çıkmadım üstüne. Kırmızı renkte bir maden çıkıyor herhalde içine. Hatta bir termal bir şey ruhsatları alınmış falan diye bir konuşuluyordu bir ara. İnsanlar üzülüyor bu duruma. Hayırlısı olsun inşallah vatana millete. Sıcak soyun koyuna girecektim ama şurada bir daha önce Murat Yılmaz TV, sevgili Murat bana konum atmıştı. O videosunu izlediğimde hoşuma gitti. Şurada bir koy var. Karşımızda şöyle. Ve oraya gireceğim şimdi. Burası biraz tehlikeli, bu adanın çevresinde çok sığlık var. Zaten orada bakın şamandıra da var. Sırtı çeke çeke gidiyoruz bakalım. Belki bir palamut yapıştırabiliriz yani. Aylin Hatun Dümen'de. Samos bakın ne kadar gerimizde kaldı. Biz ta alt ucunun arkasından arkadaşlar geldik. Kokari karşıda. Önce burada kaldık 2 gün. Sonra aşağıya döndük Darboğaz'a. Pitagorion'da 6 gün kaldık. Sonra 1 gün yukarıda başka bir koyda kaldık arkadaşlar. Aşağı yukarı 3,5 saat oldu. Yani öngördüğümüz gibi burası 4 saat civarı bir zamanımızı aldı. Şimdi burunu döner Teos Marina'ya gidersek 2,5 saat, 3 saat maksimum Teos Marina var. Aylin Hanım kalmak istiyor bir gece daha burada. Ben de kedileri özledim evde. Bir gün evimize gidelim, yine gelelim istiyorum. Bu hafta da izindeyiz neticede. Bakalım birlikte bir karar vereceğiz. Bir denize girelim, bir kahvaltı yapalım. Yolda çay kahve içtik boş boş. Şimdi bir kahvaltımızı yapalım, birlikte karar vereceğiz. Ada arkamızda kaldı.
zaten. Arada bir yer yani, Doğan Bey ile Özdere'nin arasında bir yer. Buranın bir adı var mıydı? Güzel bir koy, aynen. Güzel, hoş bir koy. Sıcak su koyuna geçelim. Sıcak suya geçelim. Burada adanın arkasından beri geldik. Doğan Bey burnundayız. Murat Yılmaz bir arkadaşımızın bize tavsiye ettiği bir koydu. Ama şu anda biraz hava alıyor bu koy. O yüzden duracağımız yeri değiştirmeye karar verdi. Gelmiş ama ormanlık. Sıcak su koyuna geldik. İşte bakın, güneye dönmüş, hafif hafif soluganlar geliyor buraya. Çok uzun kalmayacağız. Büyük bir gemi de geçti dışarıdan. Onda soluganı bunlar. Normalde bu kadar yoktu. Şu köşeden hep bahsediyorum. Kaynar su çıkıyor arkadaşlar. Geminin soluganı ayrılmak bitiyor. Evet evet, büyük gemi geçti. Şimdi bir denize gireceğiz arkadaşlar. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra buradan ayrılacağız. Evet, bak yemin şeymiş. Şimdi kalmadı gördüğünüz gibi. Böyle bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi burası nasıl sessizdi gördünüz. Bu Özdere'ye ait bir tur teknesi. Geldi insanlar, eğleniyorlar. Turist ağırlıklı. Onları eğlendiriyorlar. Biz de zaten kaçıyoruz arkadaşlar. Şu köşeye bakın. Akın akın sıcak suya doğru gidiyorlar. Böyle zaten yakın düştü. Biz de alışkın değiliz biliyorsunuz ne zamandır. Sakinliğe alıştığımız için. Zaten gidecektik. Kahvaltımız bitmişti. Şimdilik kaçıyoruz. Koydan ayrılıyoruz. Geride bıraktık turist grubunu. Şimdi şuradan burnu dönüp yan taraftan, aradan, öbür taraftan geçmiş olacağız. Böyle arkadaşlar. Biz burayı da çok seviyoruz. Güzel bir koy. Ama şimdi evimize bir gideceğiz. Ondan sonra bakacağız hangi koylara gideceğimize. 5-6 gün daha buralarda olacağız ama önce bir evimize gitmemiz lazım. Kedilerimizi bir görelim. Çamaşırlarımızı yıkarız, teknemizi toparlarız. Ondan sonra geliriz yarın bir daha. Adam bizim değildir. Bizim değil de doğru söylüyorum vallahi. Daha yola çıkar çıkmaz. Hadi bakalım. İnşallah. Bizim kimdir? Bizim Murat'ındır. Kimde yüzüyor? Ah geliyor geliyor. Göründü. Hayır sen oradan şöyle çekil. Arkadan mı alalım? Nereden istersen alabilirsin. Maşallah maşallah. Aa, oh geldi geldi. Güzellik geldi, geldi güzellik, güzellik, güzellik. Güzellik. Evet arkadaşlar. Tamam. İlk balım. Şimdi bak bir tane daha alacağım orada. Dur bakayım. Sizi şöyle bir kareye sığdıralım bakalım. Maşallah ya. Bugün şanslı günümüz. Allah'ım. 30 metre, 40 metre kaldı. Bakalım. Kepçemiz ufak. Kepçeyle uğraşmayacağım. Direkt kaldırmayı deniyorum. Bizimse bizim olur. Yorulmuştur inşallah. Biz onu dinlendiririz. Biraz dalmaya çalışıyoruz. Evet gördüm. Hadi deneyelim. Hadi gel. Biri değil ama. Hadi gel gidelim. Yorulmamış bak. Bak 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 bak. Motorun içine gidiyor. At at at. At bacaksıza at. Bak çok iri gibi geliyor. Ay. Nasıl bak dalıyor. Maşallah. Öpüşüm. İki. İkiledin. Hadi evet. Bakalım. Maşallah. Birkaç tane daha tutalım. Onda eşi dost arkadaş. Bunun kafasının üstünden girmiş. Ondan. Ondan çok direniyormuş. Geldi. Evet. Evet. Daha ayrı. Hadi bakalım. Kesin. Gerçekten mi? Üçüncümüz daha iyi. Üçüncümüz bu. Üçüncümüz. Ya iki dakika Allah boş bırakmıyor ki. İnşallah. Evet. Ortaya atıyorum bir daha vuruyor. Ne yapayım şimdi?
Sözde dönüş yolundayız. İkide bir de mi geri dönüyoruz? Geri dönüyoruz. Olsun olsun, süper. Yoruyoruz şu anda balıkçığımızı. Vallahi ama dinlendireceğiz. Yerim. Seni yoruyoruz ama dinlendireceğiz birazdan. Ebedi dinleniriz. Şimdi keyfin yerine geldi sanki ha. Biraz yorgun dinlenik şey gibiydin böyle. Ayrıca boşa al şimdi. Geldim oğlum. Ooo çok büyük aydın. Vallaha billaha bak. Allah Allah. Bismillah. Bu ne lan? Göremedim. Ha burada. Görüm. Ooo. Maşallah. Değil ama bayağı büyük. Olsun. Güzel güzel. Maşallah. Maşallah. Bakışım. Maşallah. Arkadaşlar. Ay. Kısmetli günümüzdeyiz. Çok güzel. Allah'ıma hamdolsun. Baksana güzelliğine. Ay çok harika çok. Evet evet. Ay Pelinsi'ye götürürüz Hakan. Evet evet. Doğan Bey burnundan ayrılamıyoruz ya. Oltayı suya atıyorum. 2 dakika sonra bir daha palamut vuruyor. 4 tane oldu. Artık toplu olarak size şeyini videosunu gösterdim. Sürekli de videoya çekmek istemiyorum. Şimdi bir daha döndük. Aynı yerde 100 metre gidiyoruz. Bir balık vuruyor. Bakalım nasıl. 2,5 saat yolumuz var. Buralarda oyalandık kaldık. Can we skip to the good part? Evet dostlar geldik yuvamıza. Aydın Hanım arkada oltamızı topluyor. Teosman Hanım girişindeyiz. Şimdi anons yapacağız. Gireceğiz. Özledik ya. Yani insanoğlu arsız. Her şeyi özlüyor sonuçta. Yani denizleri özlüyoruz karadayken. Karadayken evimizi özlüyoruz. Daha doğrusu kedilerimizi özlüyoruz en çok. Yani doyumsuz muyuz neyiz bilmiyorum. Ama çok şükür 9 gündür denizdeydik. Çok doyurucuydu gerçekten. Çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Bunları tabii yine konuşacağız uzun süre diye. Anlatacağız size arkadaşlar. Nasıl gittik, nasıl geldik, maliyetler. Ondan sonra oralarda ne yapılır, nerelere gidilir, nerelere gidilmez hepsini anlatacağız daha sonra. Şimdi yorgunuz tabii. 8 saattir yoldayız. Balık içinde oyalandık biraz orada. 4 tane de balık tuttuk vallahi. Peş peşe geldi balıklar. Şimdi bir giriş yapalım. Ondan sonra kapanış yaparız. Samos kapanış. Teos Marina, Teos Marina. Baba Şener. Baba Şener, Teos Marina. Giriş yapıyoruz. Desteğe ihtiyacımız yok. Bilginize. Anlaşıldı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle arkadaşlar. Giriyoruz güzel marinamıza. Bizi bayağı bir yorucu 1-2 saat bekliyor. Birkaç saat. Çünkü teknede çok eşyamız var. Buraları düzenleyeceğiz. Eşyaları taşıyacağız arabaya. Kaç parti taşırız bilmiyorum. Tekerlekli arabaları var büyük. Marina'nın. Onlarla taşırız. Shuttle'la taşırız ama birkaç tur gitmemiz lazım. Sonra eve gideceğiz. Onları indireceğiz falan. Evde de biraz işimiz var. Ama olsun. Çok şükür değil mi karım? Evet. Çok güzel bir tatil oldu. Harika oldu değil mi? Yorgunluğuna da her şeyde değiyor. Her şey değer, değer. Süper vallahi arkadaşlar. Çok amin. Sizlere de isteyen herkese de Allah daha iyiler nasip etsin inşallah. İnşallah. Çok şimdi biz bir yanaşalım. Aynen. Yine bir kapanış yaparız değil mi? Aynen. Hayırlısıyla yerleşelim güzelce. İnşallah. İnşallah. Evet. Dostlar şimdi bakın arkamıza yakıt istasyonu. Yakıt aldık. Pitagorion'da sıfırlamıştık biz bunu. Depoyu doldurmuştuk. Oradan Murtia'ya gittik. Hatta adaya girdik değil mi araya? Gezindik. Murtia'dan dolandık geldik. Doğan Bey'de biraz dolandık. Sonra buraya geldik. Toplamda 19 litre yakıt yakmışız arkadaşlar. Maşallah. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Hep söylüyorum bu yanmar makineler canavar gibi diye. İşte bunların maksimum gideceği benim teknenin 6,5-7-7,5 mil ama biz 5,5 mille ortalama 5,5'la geldik değil mi Aylin? 5'in altına düşmedik, 6'ya çıktık. İşte o devirlerde giderseniz böyle yakıyor. Ben bunu zorlasaydım 6-6,5 mil
sürekli gelmeye çalışsaydım 6,5 mille bu 3 katı yakardı. Hem motorum zorlanırdı, hem daha gürültü olurdu. Daha fazla gürültü olurdu. Hem de en az 50 litre yakardım yani. 19 litre nere, 50-60 litre nere, 3 katı yakıyor yani arkadaşlar. Bu da bir küçük bilgi olsun. Taze taze söyleyeyim size dedim. Şimdi yanaşıyoruz arkadaşlar, sonra görüşeceğiz. Nihayet geldik. Yuvamıza döndük. Döndük ama ne dönüş değil mi yani? Evet. Yorgunluk. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Nasıl hemen. Yorgunluk ama ya. Bunları işte taşıyacağız arabamıza. Baba Şener'i gördüğünüz gibi ışıl ışıl yıkadık. Brandaları da ıslak görüyorsunuz. Çünkü 10 gündür denizde tuzlu suyundan arındırdık. Bunlar da eşyalarımız işte. Götürüyoruz. 2 gün sonra geleceğiz. Yani yarın geleceğiz büyük ihtimalle de. Evet. Nasıl geçti aylarım? Nefis geçti vallahi. Muhteşemdi. Baba Şener yine bize muhteşem bir tatil sundu. Süper değil mi? Evet. Şimdi biz birçok sefer gittik şeye, Samos'a. Sayısını hatırlamıyoruz değil mi? Tabii tabii. Artık. Hepsine çok keyif aldık ama bunda arkadaşlar bambaşkaydı. Bambaşkaydı. Neden? Çok daha fazla dostumuz oldu. Çok daha fazla yer gezdik. Çok iyi ilişkiler kurduk değil mi? Aynen. Her günümüz dolu dolu geçti. Kesinlikle. Tabii bu kimin sayesinde? Başta Mikail abi. Başta Mikail abinin sayesinde. Sonra? Onun vasıtasıyla tanıdığımız Aykut abi, Tanyeli abla. Tanyeli abla. Özkan. Özkan var, Songül var. Mavi restoran, kafe barın sahibi. Ondan sonra Yunanlı şey var. Bizim paranacı. Stelio Yunanlı arkadaşımız. Evet. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Gregory'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir hafta boyunca onun kafesinden Wi-Fi paylaştık. Her gün bize ikramlarda bulundu. Kesinlikle çok teşekkürler. Samos'taki, Kokari'deki diğer arkadaşlarımız zaten biliyorsunuz. Kriakos'u, onları daha önceden de biliyorsunuz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben Ayloş'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti. Çok uyumluyduk. Çok güzeldi. Çok. Yeniden gitmek için sabırsızlanıyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yaz bitmese keşke tekrar gitsek. Aynen. Evet. O zaman ne diyoruz? Küçük tekne büyük keyif. Bay bay.